Keltiklerin dünyası tam bir zıtlıklar dünyasıydı. Bu savaşçı ruhlu insanlar adeta mücadele etmek için varlardı. Yalnızca savaşmak değildi yaptıkları. Aynı zamanda mükemmel sanat eserleri de ortaya koymuşlardı. Ki bu savaş eserleri toplum tarafından büyük ilgi gören çok değerli şaheserlerdi. Yaşamlarındaki en güzel şeyleri icra ediyorlardı. Ayrıca bir de daha karanlık olan yönleri vardı. Dinleri oldukça barbarca ve acımasızcaydı. Keltiklerde insan kurban etmek oldukça yaygındı. Savaşlardan sonra bozguna uğrattıkları düşmanlarının kafalarını kesip o kafalarla topraklarına dönmeleri onlarda zafer anlamına geliyordu. Ölüm onlar için korkutucu bir şey değildi asla. Ölümden sonraki yaşama yapılan hazırlık onların ölümden sonra yaşama nedenle inandıklarını bize kanıtlıyor. 3000 yıl önce bu kutsanmış insanların bıraktığı yaşayan miraslarda Keltiklerin ne kadar güçlü ve gösterişli olduğunu gösteriyor. Bu varlıklarının binlerce yıl önce kaybolduğu düşünülen ama günümüzde hala varlığını hissettiren hatta sürdüren bir insan ırkının gizemli hikayesidir. Milattan önce 4. yüzyılda büyük yazar Eferus o zamanlar dünyada dört çeşit barbar kavmin yaşadığını iddia etmektedir. Afrika'da Libyalılar, Doğu'da Persler, Avrupa Balkanlar'da İskitliler, son olarak da Avrupa'nın kuzeybatısında Efurus'un deyimiyle Keltler, Keltikler vardı. Keltlerin dini inançlarında öyle özel bir maneviyatçılık yoktu. Korular, pınarlar ve nehirler gibi doğal yerlere saygıyı Cermenler, Yunanlılar ve Romalılarla paylaşmaktaydılar. Tarım alanı açmak için Avrupa'nın ormanlarının büyük bir kısmını temizlemişlerdi. Yunanlıların yaptığı kadar büyük mimari eserler de ortaya koymamışlardı. Yazılı eserler de bırakmadılar. İnandıkları dinleri, inançları oldukça ürkütücüydü. Cezbedici olan şey onların Avrupalı olduğunu, yani tarih boyunca ilk Avrupalı insanlar olduğunu kanıtlayan birçok delilin bulunmasıydı. Ama bu diğer şekillerde böyle algılanmamalı. Onların ilk Avrupalılar olmaları bugünkü Avrupalılarla aynı kimliği taşıyor olmaları anlamına gelmiyor tabii ki. Günümüzde modernleşmenin getirdiği bir takım şeyler var sonuçta. Ama ne yazık ki geçmişteki yaşayanlarla bağlantı kuramıyor. Geldikler Avrupa tarihi adına aslında bizim düşündüğümüzden çok daha fazla şey bırakmamışlardır. Onların ilk Avrupalılar olduğunu bilmek beni sevindiriyor. Avrupa kültürünün o zamanlarda da var olduğu düşüncesi gerçekten muhteşem. 5. yüzyılın başlarından beri. Bunu söylememin nedeni her ne kadar eski Avrupa kültüründe bölgeler arasında birçok yöresel farklılıklar olduğunu düşünsek de ki bugün günümüzde de aynı farklılıkları göz ardı etmemek lazım. Bütün bu farklılıklara rağmen neticede birbirlerine bir yerlerden mutlaka bağlılardı ve birliktelerdi. Kolonilerle ya da başka türden bir şey ama bağlılardı. Klasikleşmiş birçok yazar, Keltiklerden hep söz etmiştir ama 19. yüzyıla kadar aslında pek de bir şey kesinleşmemişti. O zamanlarda Keltiklerin hikayesi çok daha derin bir şekilde anlaşılmaya başlanmıştır. Avusturya'nın Halistat kentinde ve İsviçre'nin Laten kentinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda bulunan birçok yapı ve tarihi eserler bize milattan önce geçen bin yılın ilk yarısında burada da Keltiklerin yaşadığını gösterdi. Bulunan eserlerin en başında kılıçlar, mızraklar, kalkanlar ve diğer savaş aletleri geliyordu silahlar muhteşem bir el ustalığıyla o çağın büyük ustaları tarafından yapılmışlardı. Burası Efurus'un tabiriyle barbarlığın doğduğu yer olmasıyla çok büyük önem taşıyordu. Arkeolojik kazılar buranın tarihini ortaya çıkardığı gibi hazinelerini de gözler önüne serdi. Bütün bir Avrupa'da bulunan eski aletler vardı. Bunların içinde içki bardakları ve kocaman saklama kaplarına benzer şeyler. Bulunan binlerce heykel, ayna ve süs aletleri bronzdan yapılmış. Bulunan bir takım süslemeli aletlerse daha çok altın yapılmışlar. Celtic'in güzel sanatlardaki tarzı benim gerçekten hoşuma gidiyor. Yalnızca renkler ve parlaklıklardan dolayı değil, aynı zamanda üzerine büyük bir titizlikle işlenmiş ayrıntılar da beni cezbediyor. Ayrıca Keltik sanatını ve Keltik tarzını düşündüğümüzde şunu bilmeliyiz ki bu oldukça uzun bir zaman önce bayağı bir değişime uğradı ve yüzyıllar öncesinde yapılmıştı. Bu yüzden gördüğünüz bir şey diyelim ki milattan önce 7. yüzyıl 2500 yıl önce yapılmış bir şey, milat zamanlarında yapılmış bir şey olduğundan çok daha değişik olurdu. Ama biz genellikle hususi anlamda bunlara soyut açıdan bakarız. Kılıçların yapımına, üzerindeki motiflere. Ama aslında bunların klasik dünyadan geldiğini, özellikle de Keltiklerin birçok nesneyi de İtalya ve Yunanistan'dan ithal ettiğini unutmayalım. Bu sanatsal nesnelerin çoğu genellikle cenaze törenleri esnasında mezarlara yerleştirilmiş olarak bulunmuşlardı. Bunlardan birisi Prenses Vix'in mezarında oldu. Şu an Fransa'daki Vix kentinde bulunan Vix dağlarında yaşamış olan Keltikli bir kadın. Prensesin gömütü 1953 yılında kasıldı. Prensesin gömülü bedeninin yanında bulunan kendisine ait birçok mücevher de bulunuyordu. Bu da bize Keltiklerin cenaze törenlerinden, ölümden sonraki yaşam anlayışlarından ipuçları veriyor. Mezar saf altından yapılmış. Mezarlıkta bunun yanı sıra şarap muhafaza kabı ya da şarap konulabilecek epeyce büyük olan bir şişe bulunuyordu. Ki bu şişe bronzdan yapılmış tamamen el yapımı bir eser ve bu eser Avrupa'da son yıllarda bulunmuş en eski en büyük eserlerden biridir. Neredeyse 183 santimetre uzunluğunda Üzerinde bol miktarda işlemeler ve süslemeler hakim olan bu eserin bulunması oldukça gecikmiştir. Neredeyse 2500 yıl kadar. Diğer bir önemli gömüş Almanya'da bulunan Hochdorf kentinde bulundu. 1978 yılında kazıldı. Kabir bulunduğunda hemen hemen milattan önce 530 yılından beri hiç dokunulmadan o güne kadar gelmişti. Kabirdeki oda şeklindeki bölmenin bir tarafında bronzdan yapılmış kocaman bir somyanın üzerinde Keltikli prensin cansız bedeni yatıyordu. Bunun önünde ise başka bir büyük içki kabı duruyordu ama muazzam büyüklükte. Ayrıca bir de Hockdorf'taki eskiye ait kabirlerde sık olarak rastlanan Keltiklerin icat ettiği tekerlekli servis masası da gömütün hemen sol köşesinde bulunuyordu. Keltiklerdeki kabrin içine bir takım nesneleri koyma gelenekleri, yani onların silahlarını, kaplarını ya da takılarını da ölen önemli kişiyle birlikte gömmeleri, o önemli insanı son yolculuğuna uğurlarken ona sundukları bir armağan niteliğindeydi. Bu armağanın ya da armağanların onlara kutsayacağını ve onları öteki hayatlarında rahat ettireceğine inanırlardı. Bu armağanların çeşidi ölen kişinin kadın ya da erkek olmasına göre değişiyordu. Keltikli insanların gömülme yerlerine, kabirlerine ya da mezarlarına konulan özel eşyaları ya da değerli eşyaları onlara geride kalanların sevgilerini göstermelerinin onların ölümüne ne kadar üzüldüklerini söylemenin değişik bir yolu gibi düşünürsek neticede bugün günümüzde biz de ölen yakınımızı, arkadaşımızı ya da bir akrabamızı son yolculuğuna uğurlarken eğer yapabilirsek onun bir eşyasını hatıra olarak saklamaya çalışıyoruz. Günümüzde de hala ölüye değer ve saygı devam ediyor. Ama tabii dünya değiştiği için bu tarz şeylerde çok değişik yapılıyor. Kazılan mezarlar bize Keltiklerin yaşam tarzlarıyla ilgili de birçok bilgi veriyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Keltikler Yunan ve Roma kültüründen fazlasıyla etkilenmişlerdir. Örneğin prenses Vix'in o kocaman şarap şişesi Yunan el sanatlarının esintilerini taşımaktadır. Tabii Keltikler kendi sanatlarını kullanarak ama diğerlerinden sadece esinlenerek yapmışlardır. Bugünün medeniyet yapı taşlarıyla o zamanın barbar yapısı arasında büyük bir ilişki kurulmaktadır. Yunan ve Roma yazıtları bize onların kültürü, yaşam tarzları ve hayatları ile ilgili büyük ölçüde güvenilir bilgi sağlıyor. Yazıtlar, köy kökenli kabile toplumlarının yaşam tarzlarının bize ne kadar da katı toplumsal kuralları olduğunu açıklamakta. Sınıflandırma vardı. En alt tabakada sıradan halk, bir diğer tabakada ise üreticiler, diğer bir deyişle çiftçiler ama ayrıca tüccarlar da bu sınıfa girmekteydi. Ve tabakanın en üst sınıfında ise krallar ve kraliye soyuna ait kimseler. Tabakanın bu en üst kısmıyla onun bir altı arasında ise papazlık yer alıyordu. Bu sınıf savaşçıları da içerisine alıyordu ve bunlar Keltiklerin yaşam tarzlarının tümüyle tipik bir örneğini oluşturuyordu. Savaşçılar. Roma dünyasının yazarlarından Strobe, Keltiklerin savaşı olan düşkünlüğünü en iyi anlatan yazardır herhalde. İsa döneminde yaşayan bu yazar, onların savaşçı ruhlarının ne kadar doğal, içten geldiğinden bahsetmiştir. Savaşırlarken öncelikle tamamen karşılarındaki düşmana odaklanırlar. Bağırarak kendilerini daha da motive ederler, ardından kalkanları ve mızraklarını kaldırarak düşmana karşı ölüme dair en ufak bir korku duymadan saldırıya geçerlerdi. Klasikleşen yazarlardan biri olan diğer bir yazarsa onları savaşla resmen özdeşleşmişlerdir diyerek ifade etmiştir. Keltiklerin silahları şimdiye kadar yalnızca onların bize verdiği bilgiler doğrultusunda hareket edilerek ortaya konulmuş. Keltikli bir savaşçı için mücadele etmek, cenk etmek her şey demekti. Bu yalnızca bir savaş da olabilirdi ya da aynı kabileden iki erkeğin kavgası da ol. Diğer bir şey ise mücadele sırasında bir taraftan dövüşürlerken bir taraftan da birbirini mümkün olduğu kadar ellerinden geldiği kadar korumaya çalışmaktı ve hücum etmekti. Bu onların hayırseverliklerinin büyük bir göstergesiydi. Julius Caesar'ın bile övgüsüne konu olmuştur. Savaşlarını resmen bir sanata çevirmişler ve atiklikle sadakati bir arada kullanmışlardır. Klasikleşmiş yazarlardan çoğu zaman şunu duyarız. Özellikle de Romalı yazarlardan duyduğumuz şeylerden biri şudur. Keltikliler aslında mücadeleyi, savaşmayı bir takıntı haline getirmişlerdir. Bir tutku. Sanırım burada kendimizi bambaşka bir periyotta, çok başka şartlar altında onların yerine koyup düşündüğümüzde Yunanlılar ve Romalılar devamlı olarak Keltiklerin karşısına çıkmaktaydı. Bu gerek İtalya'yı, gerekse bugünkü Türkiye'nin bir kısmını Keltiklilere karşı korumak için oluyordu. Ya da diğer ülkelerin korumacılığını yaparlarken de Keltiklilerle yüz yüze geliyorlardı. Böylesine savaşçı ve sanatsal bir kavim olmaları, tabii onlara bir takım kişisel ve dış görünüşsel olarak özellikler veriyordu. Yapılı, kaslı vücutları, uzun boylarıyla oldukça da yakışıklı bir kavimdi. Sanatlarını, kılıçlarına büyük bir özenle işleyip savaşmaya önde giden bir kavim, kendisine önem veren insanlar topluluğu anlamına da geliyor. Güçlü ve yakışıklı oldukları kadar sadakatli ve tutkululardı. Cesur kelimesi gerçekten onlara çok yakışabilecek bir kelime. Vücutlarına oldukça özen gösteriyorlardı. Çünkü o vücutları onlara öldükten sonraki yaşamlarında da çok lazım olacaktı. O yüzden vücutları onların her şeyiydi. Neredeyse her bir savaşçının vücudunda tıpkı sembolleriymiş gibi resimler çiziliydi ve oldukça gotik bir tarzları vardı. Düşünebiliyor musunuz? Bu sarışın, kocaman, yapılı vücutta oldukça yakışıklı savaşçı erkekler gayet gotik bir tarzda savaşa giderler ve tüm güçleriyle neredeyse katıldıkları bütün mücadelerden zaferle dönerlerdi. Keltik toplumu aşırı derecede hiyerarşik bir yapıya sahipti. Üst seviyede asillik vardı ve asillikle aynı seviyede ama açıkça daha üstün olan askeri güç vardı. Bu da bize onların yine mücadelelere ne kadar önem verdiklerini kanıtlıyor. Sırp iyi savaşıyor ya da iyi bir savaşçı diye insanlar sınıf atlayabiliyorlardı. Bu onlar için bu kadar önemliydi. Bunun için özel kostümler giyer ve kutlamalar yaparak onları da bu sınıfa katarlardı. Sanırım arkeolojik kazılarda fazla sayıda silah bulunduğundan ya da kayıtlara en çok onların savaşçı özellikleri yansıtıldığından hep savaştıklarını düşünüyoruz. Evet bu onlar için önemli bir şeydi. Ama her şey demek değildi. Bütün hayatları bundan ibaret değildi. Onlar çok iyi birer savaşçı ve avcı oldukları gibi çok iyi birer de çiftçiydiler. Sekerlekli pulluğu ve fıçayı icat ettiler. Sonra kazancılığı ve çömlekçiliği geliştirdiler. Savaşçılık hayatlarının bir parçasıydı. Bu sıralarda Sezar Britanya'ya savaş için giderken Keltiklere de savaş açmış ve hazırlıksız yakaladığı için Keltik uygarlığının neredeyse yıkılmasına neden olmuştur. Bu yüzden tüm Avrupa'ya göç etmek zorunda kalmıştır Keltikler. Milattan önce 5. yüzyılda Avrupa'nın merkezinden neredeyse Avrupa'nın her yerine yayılmışlardır. Bir kısmı İspanya ve İtalya'ya, bir kısmı kuzeye. Bugün günümüzde Danimarka olan yere daha sonra değiştirip Güneydoğu'ya Balkanlara göç etmiş, bu periyoda denk geldiği düşünülen Britanya adalarına yapılan göç de bu zamanda olmuştur. Eski dönemlere ait Keltiklilerle ilgili elimizdeki kanıtların hepsi yine eski dönemlere ait Roma ve Yunanlı yazarlardan gelmektedir. Ve bunlar genellikle Keltik insanların yaptığı göçlerden söz ederler. Bunun nasıl olabildiğini açıklamak oldukça güçtür. Ama nüfus artışıyla yapılan göçlerin mantıklı bir tarafı vardır tabii. Eski döneme ait birçok yazar da onların bu kadar çok göç etmelerini, ana yurtlarını bırakıp gitmelerini, bulundukları yere nüfus fazlalığından dolayı sığmamalarına bağlar zaten. Diğer yazarlarsa Keltiklerin ana yurtlarını terk etmelerini, onların ganimet arayışlarına, verim ihtiyaçlarına, görkemli bir hayat sürme isteklerine bağlar. Ama arkeolojik kazılarda elde edilen kanıtlara bakarsak şunu düşünmek zorunda kalıyoruz. Bu eserler göçler olmasaydı, başka yerlere götürülmeseydi bu olur muydu acaba? Bu kadar güzel, zengin ve çeşitli eserleri yaratmak için çok gezip çok görmek gerekmez miydi? İşte bu konuda arkeologlar olarak çok dikkatli olmalıyız. Milattan önce 396 yılına kadar Keltikler her zaman zafer kazanan taraf olmuşlardı. O yıl Senoni kabileleri tarafından Roma İmparatorluğu saldırıya uğramış, baskın yapılmış ve resmen yağmalanmıştı. Aliya Nehri Savaşı'nda Keltikler muhafazakar taraftı ve liderleri Braneus adamlarına kendi kendine o şehri sınırlarına dahil ettirdi. Binlerce pound değerinde altın talep ettiler. Romalıların reddetmek gibi bir lüksleri yoktu. Daha sonra liderleri Braneus'un onların sınıflarından yararlandığını ve onları kullandığıyla ilgili şikayet ettiklerinde Keltikli lider sadece kılıcını çıkarıp denge kurmak amacıyla ödenen şeyin ortasına bırakmıştır. Bu Keltikli savaşçıların en iyi anlarıydı. Romalılar için ise 386 yılı felaketler ve çöküş yılı oldu. Keltikler o imparatorluğun nasıl kurulduğundan daha çok şehrin güzelliklerine ilgi gösterdiler. Şehrin birçok güzelliğini yerle bir etmiş bir yüzyılın ardından Keltikler bu güzellikleri yeniden kazanmaya çalıştılar. Milattan önce ilk yüzyıla kadar Avrupa'daki ana topraklarından çıkarılan Keltikler yerlerine gönderilmişlerdir. Güneyde Roma'dan baskı gördüler, doğuda ise Alman kabileleri tarafından. Bir süre sonra bu kabileler onların günlük yaşamlarını da tamamen etkilemeye başlamıştı. İngiliz kanalını aşarak daha sonra Britanya adalarına kadar yayılmışlardır. Ama savaşlar hala düzenli olarak yapılan olaylar olmaya devam ediyordu. Keltiklerin tarihinde baştan başa savaşmak, mücadele etmek, tüm güzelliklere sahip olabilmek için normal bir süreçti. Bunun ne kadar vahşi bir süreç olduğunun hiçbir önemi yoktu. İşte bu yüzden birçok toplum kendi değer yargılarını korumak adına savunmacı bir karaktere adapte olmuşlardır. Bu yüzden 40 çeşit mücadele alanı yaratmışlardır. Bunlar küçük tepecikler, oymalı gizlenme kuleleri gibi şeyler de içerir. Olası bir saldırıya karşı alınmış önlemlerden birkaçıdır bu. Bu tepecikli çukurlu savunma kulelerinden biri oldukça manzaralı güzel bir yere yapılmıştır. Genellikle böyle şeyler vadilere yapılırdı. Çok güçlü bir koruma tekniğine sahip yerlerdi. İngiltere'de Dorset'te Hambleton tepesi. Bunun gibi savunulan tepe kaleler, önemli reislerin ikametgahları ve savaş zamanında kabilenin sığınağı olarak hizmet görüyordu. Sistematik olarak adeta yeryüzü şekillerini andıran tamamen doğal görünümlü, sanki kendiliğinden oluşmuş oyuklar şeklinde yapılmıştır. Olası bütün tehlikeler düşünülerek yapılmış ve her bir santimetresi düşünülmüştür. Bu savunma kulesi her ne kadar o amaçada altında yapılmış olsa da günlük olarak siyasi işler için de kullanılırdı. Son 20 yıldır arkeologların özellikle üzerinde tartıştıkları şeylerden biri bu savunma kuleleri adı altında yapılmış yerlere kasaba denilebilirdi ve bu tartışmanın bu süreçte ilerlemesinin nedenlerinden birisi eski döneme ait yazarların bize vermiş olduğu bilgilerde dan bahsederken kasabadan kasıtlarının ne olduğunun belli olmamasıdır. Ve yerler kasaba gibi kullanıldı. Normal bir kasaba gibi ama temelde şunu anlıyoruz ki bu yerler kasaba yerleşimi gibiydi. Tam olarak bir Roma kasabası gibi denilemezdi. Yani buralarda toplanmış insanların yaptıkları özel şeyler vardı. İnsanlar bu yerlerde toplanmış bir takım aktiviteler yapıyorlardı. Sanatlar geliştiriyorlar, kendilerine ait şeyler üretiyorlardı. Bu savaş gereçleri kılıçlar, yelekler olabiliyor ya da çeşitli çanak çömlekler olabiliyordu. Burada insanlar kendi aralarında müsabakalar yapıyorlardı. Birbirlerine bir şeyler öğretmeye çalışıyorlardı. Burada ticaretle uğraşıldığına dair elimizde kanıtlar da var. Örneğin kazılarda bulunan madeni paralar ki onların ilk kez kullandığı para bunların en önemli örnekleriydi. Yükselişlerle birlikte ticarette artık günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası ve çok karlı bir yaşam sürdürme ihtiyacı olarak görülmeye başlanmıştır. Savaşçılar hala kabilelerin kahramanlarıydılar. Ve bu savaş hikayeleri Keltiklerin o hareketli, oradan oraya sürüklenmiş hayatlarına rağmen kulaktan kulağa sürdü geldi. Ozanlar Keltikli insanların tarihçileriydiler görevleri geçmişte yaşanmış kahramanlıkları, olayları öğrenip bilip şiirsel bir dille kabileler arasında nesilden nesile aktarmaktı. Bu kahramanlık hikayelerinde geçmişte yaşamış krallardan savaşçılara, kahramanlık hikayelerinden yıkım anlarına her şey anlatılırdı ve bu ozanlar bütün Keltik toplumlarında önemli yer edinmeye başladılar. Ama zamanla bu kulaktan kulağa dolaşan bilgiler, ozandan ozana geçen şiirsel anlatımlar daha kişiselleştirilmiş ve gittikçe ozanların içine kişisel şeylerini de kattıkları hikayelere dönüşmüşlerdi. Bu ozanların yaptığı iş gerçekten de o dönemde en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biriydi ve halk için oldukça faydalı bir hizmetti. Çünkü halk onlar sayesinde geçmişlerini öğreniyor. Günümüze dair haberler alıyor. Geçmişte yaşanmış kahramanlık, aşk, yıkım öykülerini dinliyor ve bunlardan geleceğe dair dersler çıkarıyorlardı. O zaman da bu tarz bir şiir şey tam da ihtiyaç duyulan bir şeydi. Ozanlar için de oldukça eğlenceli ve sanatsal bir görevdi. Yazılı hiçbir şeye ihtiyaç duymadan tamamen o anda bildiği şeyleri sözlere şiirsel bir süsleme ile döküyorlardı. Hem halkı mest ediyor, hem onlara bilgiler veriyor, hem de kendileri bundan zevk alıyorlardı. Yani Keltikler için ozanlar çok önemli ve çok değerliydi. Her ne kadar en yaygın olduğu zamanda Kelt dünyası Batı ve Orta Avrupa'nın çoğunu kaplıyorduysa da herhangi bir politik birlik veya belirli kültürel etkinin merkezi bir kaynağı vardı. Antik Keltlerin homojen olmayan bir kültürel çeşitlilik yaşadıkları söylenebilir. Sonuç itibariyle her ne kadar bazı belirli motifler Kelt dünyasının her tarafına nüfuz etmiş olsa da, Kelt dininin uygulama ve kurallarında büyük bir çeşitlilik vardı. Uygulama ve kurallar her yerel grupta farklılık gösteriyordu. Roma mitolojisindeki denkleriyle birlikte toplamda 300'den fazla tanrıya dair bilgi içeren kitabeler bugüne kadar gelmiştir. Fakat çoğu yerel veya kabilesel tanrılar sadece küçük bir kısmı yaygın olarak tapınılan daha genel tanrılardır. Aslında ürünlerin koruyucusu sayılan kır tanrılarına taparlar, geleneklerin koruyucusu olan hem kahin hem yargıç niteliğindeki din adamlarının yönetiminde yaşarlardı. Bu antik tanrıların görev ve duaları hakkında isimlerinden, kitabelerinin bulunduğu yerlerden, onlarla denk olduğu düşünülmüş, yazılmış Roma tanrılarından ve daha sonra Kelt mitolojisinde yer almış benzer figürlerden bilgi edinilebilir. Günümüzde bizler Keltleri Avrupa'nın Atlas Okyanusu kıyıları halklarından biri olarak düşünürüz ama Keltler bir zamanlar yani bu tam olarak milattan önce 2. bin milattan önce 1. yüzyıl arasında Avrupa kıtasının en çok yerine dağılmış insanlarıydı. Tarihte ilk bilinen keltlere milattan önce 5. ve 6. yüzyılların Yunan tarihçilerinin yazılarında rastlıyoruz. Keltiklerin doğaya tapmaları öyle alışılmış sevgiler gibi değildi. Ağaca, suya, doğal olan her şeye taparlardı. Bunun yanı sıra Keltiklerin bir takım hayvanlara da fazlasıyla değer verdikleri bilinir. Boğalar, geyikler ve av köpekleri gibi. Keltikler suyun da ruhani bir gücü yansıttığına inanmışlar ve onun tanrılarıyla aralarında adeta bir bağ oluşturduğunu düşünmüşlerdir. İnsan kurban etme uygulamaları da onları diğer çağdaşlarından ayırmamaktadır. İlk Cermenlerde de bu adet vardı ve Romalıların o kadar zevk aldıkları öldürücü gladyatör karşılaşmaları da bir cenaze töreninin parçası olarak başlamıştı. Kel terimi ilk önceleri Yunan Massalia kolonisinin iç taraflarında yaşayan insanları tanımlamak için kullanılırdı. Terim daha sonra Latince Galli ve onunla ilişkili Yunanca Galatoi yu kelimesiyle eş anlamlı olarak M.Ö. 3. yüzyılda Atlas Okyanusu'ndan Karadeniz'e kadar geniş bir Avrupa kuşağına hakim olup İspanya, İtalya ve Anadolu'da kolları olan güçlü bir insan grubunu tanımlamak için kullanıldı. Klasik yazarlar bu kıta insanlarıyla Kelt ya da Galyalı olarak tanımlanmalarına rağmen Britanya ve İrlanda sakinleri arasında da yakın benzerlikler bulmuşlardır. Her nerede olurlarsa olsunlar, Keltik ruhunu oraya da taşımışlardır. İnançları neyse onlardan oralarda da vazgeçmemişlerdir. Bu da Keltiklerin ne kadar tutarlı karakterde insanlar olduklarını kanıtlamaktadır. Kutsal gördükleri hayvanları orada da bulmuşlardır. Ya da tapmak istedikleri ruhani gücü hissettikleri nehirleri orada da bulmuşlardır. Onlar için doğa her yerdedir ve o yerde tapılası bir güçtür. Eski döneme ait birçok yazar, yenik düşen bir kelt savaşçısının esir düşmek yerine karısını öldürdükten sonra intihar ettiğini yazmaktadır. Keltler bu tür eylemlerin kendilerine herhalde öteki dünyada şerefli bir yer sağlayacağını düşünüyorlardı. Eğer eski keltikler antik dünyanın muammaları arasındaysa bunun nedeni modern romantiklerin onları oraya koymuş olmasıdır. Modern arkeolojinin doğumuna kadar eski kertikler konusundaki tarihi bilgi klasik Roma ve Yunan yazarlarının eserlerine dayanıyordu. Ve bunlar da onlardan korkuyla, nefretle ve hor görmeyle söz etkilerdi. Bu yazarlar eski kertikleri güçlü bir rahip sınıfı olan mahrum savaşçı bir ırk olarak gösterirler. Ama onlar tam olarak böyle değillerdi. Kelt savaşçıları disiplinsiz ve haşin, yemeğe içmeye düşkün, şerefleri ve statüleri açısından kıskanç insanlardı. Şiir ve kelime oyunları takdir edilirdi. Duriyitlerin rahibi sınıfı yalnızca tanrılarla aracılar olarak değil, 20 yıllık çıraklık dönemlerinde ezberledikleri kabile, gelenek ve yasalarının bekçileri olarak da saygı görürlerdi. Hepsi etkinlik ve güce sahiptiler. Duriyitler ayinlerini kutsal meşeliklerde yaparlar, insan kurban ederlerdi. 18. yüzyıl sonlarında Avrupa tarihinin en etkili kültürel gelişmelerinden biri başladı. Romantik hareketin başlangıcı, bilimsel rasyonalizmin karşı konulmaz yükselişine karşı entelektüel bir başkaldırı. Romantikler için, Romalıların ve Yunanlıların kötülük olarak gösterdikleri şeyler erdemdi. Keltlerin şiddete düşkünlükleri ve disiplinsizlikleri, tutkulu bir bağımsızlık ve bireycilik, kör inançlara ruhsallık ve doğa sevgisi oldu çoğunlukla orta çağın İrlandalı keşişleri tarafından kaydedilmiş Kelt efsane ve folkloru hakkındaki yeni bilgiler klasik klişeye bir başka dünya havası verdi ve buna zamanla Kelt alacakaranlığı adı verildi. Hatta Julius Caesar'ın bile Keltler üzerine birçok yorumları vardır. Caesar'ın bir yerde Galya'nın Keltik tanrılarını konu alan bir metni vardır. Aradan geçen 200 yılda Keltlerin kahraman, şair ve maneviyatçı yani modern sanayi toplumunun antitezi oldukları görüşü, Kelt milliyetçileri ve New Age taraftarları gibi çok farklı insanlar tarafından hala eleştirilmeden kabul görmektedir. Ancak bu eski Keltlerden çok modern toplumun değerleri ve kaygılarıyla ilgili bir şeydir. Bunu çok da fazla yadırgamamak gerekir. Keltiklerle ilgili yazdığım metinde Sezar, Galya'da yapılan beş baş tanrıyı zikreder dönemin geleneğini takip ederek bu tanrıların Roma mitolojisindeki en denk figürlerinin isimleriyle ve rollerini açıklar. Merkür'ü içlerinden en önemlisidir ve birçok farklı temsili keşfedilmiştir. Merkür'ü tüm sanatların yaratıcısı, kaynağı ve gezginlerle tüccarların koruyucusu olarak görülür. Ayrıca kar ve ticaret konusunda da en büyük güç onundur. Bu belki bir nevi doğru bile sayılabilirdi. Klasik çağdakiler için bu insanları birleştiren şey, ortak gelenek ve inanç ve hepsinin üstünde de ortak bir dildi. Çünkü bu insanlar şimdi Büyük Hint Avrupa dilleri ailesinin bir parçası olan ve Kert dilleri denilen bir dili konuşuyorlardı. Bu dillerin çağdaş temsilcileri Galce, Bretonca, İrlanda dili ve İskoç Galcesidir. Ancak eski ve hatta daha yakın tarihi zamanlarda başka Kert dillerinin de konuşulduğu bilinmektedir. Kıta Avrupa'sının Keltçe konuşan insanlarının hepsinin değilse de bir kısmının kendilerini Kelt diye tanımladıklarını biliyoruz. Ancak Britanya ve İrlanda halklarının kendilerini böyle adlandırdıklarını gösteren herhangi bir kanıt yoktur. Bu durum Kelt kimliğini Çağdaş Britanya'nın arkeolojisinin en tartışmalı konularından biri yapmıştır. Kelt dilleri herhalde 5000 yıl önce gelişmeye başladı. Yakın zamanlara kadar bunların Orta Avrupa'nın küçük bir bölgesinde ortaya çıkıp sonra göç dalgalarıyla yayıldıklarına inanıyorlardı. Batı Avrupa, Britanya ve İrlanda'da tarih öncesi büyük göçler konusunda arkeolojik ve genetik kanıtlar bulunamadığı için bu görüş artık evrensel kabul görmemektedir. Bunun yerine ortaya uzun vadeli etnik ve kültürel süreklilik tablosu çıkmıştır. Bu da Britanya ve İrlanda tarih öncesi hakkındaki çok uzun zamandır devam eden varsayımların yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur. Sonuçta Keltikler iyi piçmeyi seven, zevklerine düşkün, aynı zamanda savaşçı ve barbar insanlar topluluğudur. Şaraba olan düşkünlükleri, şarap şişelerini ve Roma ordusuna şarap taşımak için kullanılan şarap fıçıları icat etmeye yöneltmiştir onları. Britanya ve İrlanda'da kendilerine Kelt adını veren eski insanlar yaşamadığı gibi kıta Keltlerinin adalara büyük çaplı göçleri de olmamıştır. Bu durumda Keltleri Britanya ve İrlanda tarih öncesinden çıkarmak söz konusu olmuşsa da günümüz Keltleri buna şiddetli bir tepki göstermişlerdir. Öyle ya, eğer geldiğinizi iddia ettiğiniz tarihi topluluklar kelt değillerse, kelt olmak ne anlama gelmektedir? Bu konuda etnik temizlik suçlamaları bile yapılmıştır. Şu halde, Britanya'yı ve İrlanda'yı tarih öncesinden çıkarmayacaksak, keltikleri nasıl tanımlamalıyız? Etnik kimlik temelinde kültürel olduğu için eski keltikleri genetik bir toplum, bir ırk olarak tanımlayamayız. Genetik araştırmalar Avrupa halklarında binlerce yıllık önemli bir süreklilik göstermiştir. Kimlikler değişmiş ama halk büyük ölçüde aynı kalmıştır. Daha iyi bir yaklaşım eski keltleri kelt dilleri konuşan topluluklar olarak tanımlamak olacaktır. Gelişmiş kelt dünyasına zirvede olduğu milattan önce 3 ile 1. yüzyıllar arasında bakarsak keltler çağdaşları Romalılardan, eski Yunanlılardan ve ilk Germenlerden pek farklı olmadıklarını görürüz. Keltler bu sırada krallıklar, seçilmiş yargıçlar ve meclisler, senatolar gibi klasik dünyadakilere paralel siyasal kurumlar geliştirmişlerdir. Artık Oppida adı verilen ve kimi tam gelişmiş kasabalar olan iyi planlanmış yerleşim birimlerinde yaşamaktaydılar. Aralarında toplanıp sosyal, kültürel, siyasal yaşamlardan bahsederler ve tartışırlardı. Bu da onların sosyal kimliklerinin nedenle gelişmiş olduğunu gösterir. Yunanlılar ve Romanlılar gibi kentlerde de iş dokuşun yerini nakit ekonominin aldığı bir sistemde para kullanmaktaydılar. Ayrıca yazı da başlamıştı. Keltler teknolojik olarak o kadar çağdaştılar ki Romalılar fıçı, gemi inşa tekniği, örme zırh ve lejyoner başlıkları tasarımı gibi onların yeniliklerinden çoğunu benimsemişlerdi. Keltler kesinlikle savaşçı bir kavimdi. Özgürlüklerine düşkünlükleri, Keltiklilerin en büyük özelliklerinden biri sayılabilir. Romalı yazarlardan birçoğu da onlardan söz ederken bu özelliklerini vurgulamıştır. Ama Romalılar onların politika ile ilgisinden hiç söz etmemiştir. Zaten Keltiklerin Avrupa topraklarındaki varlığına son veren de Romalılar olmuştur. Milattan önce 55 yılında Sezar'ın orduları Keltik topraklarına kadar ilerlemişti. 5 yıl sonra artık bu Gallik topraklarında egemenlik sağlamaya başlamışlardı. Ama geldiklerin henüz işi bitmemişti. Hala özgürlükleri için verdikleri savaş devam etmekteydi. Milattan önce 52 yılının bahar aylarında klanlardan birinden güçlü ve genç bir adam onlara liderlik ederek hepsini yeniden cesaretlendirmişti. Vercingetorix bu genç, cesur ve güçlü adam onları Roma ve Sezar ordusuna karşı çok muazzam bir ordu haline getirmiş ve eğitmişti. Keltikler, işte şimdi kendi özgürlükleri için daha da önemlisi hayatta kalabilmek için birlikte savaşıyorlardı. Sonuçta çabaları tamamen başarısızdı ama Gergovia Savaşı'nda verdikleri mücadelede gerçekten de çok başarılı olmuşlardı. Alesya'da yapılan savaşta ise bambaşka bir teknik denenmiş ve Roma ordusu tarafından burada bozguna uğratılmışlardı. Burada birebir karşılaşma yapılmıştı. Bu eski dönemlere ait en büyük karşılaşmalardan biri sayılabilirdi. En güçlü askerlerden toplanan 80 bin kişilik bir orduyla Alesia'nın güçlü ovalarında kamp kurulmuştu. Ama bu bile sanki yeterli değildi ve takviye olarak savaşçı kuvvetler de getirtilmişti. Gergovia Savaşı'nda kazanılan zaferin de cesaretiyle Keltikli genç lider o denli güçlü ve kalabalık Roma ordusuna karşı savaşmaya dahi kendini hazır hissediyordu. Ama Sezar savaştaki olası üstünlüğünü sanki çoktan kanıtlamış gibiydi. Versingetorix'a karşı her yerde çok dikkatli önlemler almış, bütün herkese yapması gerekenleri tek tek emretmişti. Kullanabileceği bütün savaş aletleriyle savaşa tam bir hazırlık yapıyordu. Üstünlük onda gibiydi. Çünkü maddi anlamda da diğer taraftan kesinlikle daha kuvvetliydi. Keltik ordusu mücadelenin verileceği topraklara vardığında çeyrek milyona yakın taşla birlikte gelmişti ama başarılı olamadı. Cepheyi geçemediler. Cesur liderlerinin üç azimli denemesinden sonra saldırı kuvvetleri kuşatılmıştı ve Vercingetrix tamamen düşmanla çevrilenmişti. Daha sonra bütün cesurluğunu ortaya koyarak Romalıları birebir karşılaşmaya davet etti. Bu olaydan sonra adeta tam olarak boğulmuştu. Başkaldırısı başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Versingetorix asla Roma ordusu tarafından bozguna uğratılamazdı aslında. Bu tamamen savaş makinalarının ona karşı zaferiydi. Onun zamanında da bu tarz aletler artık tüm dünyaya yayılmaya başlamıştı. O kendi gücüne güvenerek mücadele etmek istiyordu. Şunu hatırlamamız gerekir. O Romalılarla mücadele edeceklerini düşündükleri zaman bu şekilde bir şey asla beklemiyordu o tamamen herkesin birebir bileğinin gücüyle yapılacağı bir savaş olmasını umut ediyor. Sanırım Berkin Getorix Keltik efsanelerinde yerini almış bir savaşçıdır. Onun başkaldırısı çok cesurcaydı. Bu dillerden dillere dolaşmış, dolaşırken de bir anlam kazanmıştır. Aslında Berkin Getorix Keltik'te bir savaşçı değildir. Aslında bu savaşta Galatikli savaşçılar diye düşündüğümüz topluluk tam olarak da onlardan oluşmuyordu. İçlerinde çok sayıda farklı kabilelerden savaşçılar da vardı. Bu da hepsinin deneyimlerini bir araya koyarsak Sezar'ın savaş teknikleriyle ilgili daha çok şey bilinmesi anlamına geliyordu. Yani bu savaşı kazanma şansları çok yüksekti. Tabii eğer teke tek savaşabilselerdi. Ama işler planladıkları gibi gitmedi. Geldiklerin eğer gerçekleştirebilselerdi, savaş stratejileri çok mantıklıydı. Ama her ne kadar mantıklı olursa olsun, savaşı kazanamadılar. Vercingetrix'in mağlubiyetiyle Romalılar rahat bir nefes almışlar ve Keltikleri bozguna uğratmışlardı. Bir sonraki yüzyılda Keltik efsaneleri hala devam ediyordu. Her ne kadar onların silindikleri düşünülse de milattan sonra 43 yılında Roma orduları Britanya kıyılarına varmıştı. Kısa bir sürede Britanya'nın neredeyse hepsini kontrol altına aldılar. Diğer bir taraftan bu savaşsız elde edilmiş bir başarı da değildi. Milattan sonra 60 yılında diğer büyük bir Keltik başkaldırısı ortaya çıktı. Adeta Romalıları durdurmak adına yapılan son çırpınışlar ve bir kez daha Keltikler tek bir liderle başarıyı elde etmişlerdi. Bodikar, bu kez diğerlerinden çok farklı olarak savaşçı bir kraliçe. Açıkça ortadaki keltikli kadınlar da tıpkı erkekleri gibi savaşçı ruhlulardı. Bunları zaten birçok eski dönem ait yazılardan, Bondikar'la ilgili yazılardan da biliyoruz. O tıpkı bir erkek kadar güçlü ve cesurdu. Bu mümkün olabilecek bir şeydi. Toplumla ilgili bir şeydi. Her ne kadar alışılmadık bir şey de olsa. Ve Romalı yazarlardan öğrendiğimize göre Bondikar'a herkes fazlasıyla güveniyormuş. Ve onunla birlikte halk yeni bir ruh kazanmış. Kadınlar komando olarak görev yapmaya başlamışlardı. Bu tarz şeylere Yunan ya da Roma dünyasında çok fazla rastlayamazsınız. Kadınlar bu tarz işlerden pek fazla yapmazlardı. Ama yapmaya başladılar. Kocaları ya da babalarıyla birlikte ya da onlar için onlar da bir şeyler yapabiliyorlardı. Bu güzel bir şeydi. Bu duvarlarla ilgili verebileceğimiz diğer bir örnek işte. Onlar diğerlerinden farklılardı. Ve bunu da gösterdiler. Bakın kadınlar kan döküyor dediler. Kadınlar da asker olabiliyor dediler. Bu övünebilecek bir konuydu. Bunun için bir şey yapamazsınız. Kadınları bu denli cesur ve savaşçı ruhlu oldukları için onlara tapıyorlardı. Kadınları da onlardan farksızdı çünkü. Milattan sonra 60 yılında Budikar bunu Romalılara karşı Britanya'da aldığı zaferle tam olarak kanıtlamış oldu herkese. Onun için her şey daha da güzel olmaya başlamıştı. Ordusu İngiltere'nin güneybatısındaki kanlı zaferlerden birini kazanmıştı. Ve baş kaldıran ordusuyla birlikte Britanya'nın hala bilinmeyen tarafı olan yerlerinden eşleriyle tanıştılar. Ve birlikte verdikleri mücadeleler sırasında vahşet dolu kavgaların nasıl gerçekleştiğini herkese gösterdiler. Bütün bunlardan kısa bir süre sonra Kraliçe Budikar intihar etti. Ve Britanya artık Romalıların etkisi altındaydı. Ama Budikar'ın ölümü Keltiklerin sonu demek değildi. Romalılar Britanya adasının her köşesini ele geçirememişlerdi. Kuzeyde İskoçya adası Keltiklerin ana yurtları olarak kaldı. Ve Romalılar hiçbir zaman ordularını İrlanda adasına göndermemiş ya da gönderememişlerdi. Özellikle buralarda o eski dönemlerden kalan yaşam hep sürdü. Romalılar Britanya'yı ele geçirdiklerinde bile İrlanda ozanlarını dinlemeye ve özgürlükleri için savaş vermeye devam ettiler. Milattan sonra 5. yüzyılın başlarında bambaşka bir şey ancak bu adaya girebildi. Bu bir ordu ya da kuvvet değildi. Bu bir dindi. Hristiyanlık. Hristiyanlık İrlanda Adası'na daha sonraları Aziz Patrick olacak olan Patrick adında bir adam tarafından getirildi. Milattan sonra 380 yılı civarlarında İrlanda Adası yakınlarında dünyaya gelmişti. Efsanelere göre bambaşka inançları varken Tanrı'nın sesini duyduğu ve ona yöneldiği söylenmektedir. İşte bu amacı gerçekleştirmek için bağlı bulunduğu o topluluktan ayrılarak Adaya tekrar gelmenin yolunu bulmuş ve Hristiyanlığı burada yaymaya çalışmıştır ve başarmıştır da. Çalışmaları, çabalamaları sonuç almıştır. Bu yeni din artık iyice yayılmaya başlamıştır. Ama yine de eski inançlar tam olarak yok olmuş sayılmazdı. Hristiyanlık adada yeni bir dönüm noktasının, yeni bir kimliğin başlangıcı olmuştur. Keltik kimliği Manastır kültürünün yayılması belki de Keltik Hristiyanlığının en iyi bilinen özelliğidir. Kendi kaderlerini yaratmak gibi bir inançları kalmamıştır artık. Bazıları kendi küçük dünyalarında yalnız kalmayı tercih etmiştir. Sık sık kasaba hayatına geçmelerini de fırsat olarak kullanabilmişlerdir. Bazıları da misyoner olmuştur. Keltik kiliselerini kendi amaçları için kullanmışlardır. Bazıları devamlı olarak manastırlarda yaşamı tercih etmişlerdir. Bu devamlı manastırlar aynı tarzda dizayn edilmiş yerlerdir. Tipik olarak Keltik manastırları yan yana iki ev şeklinde duvarlar arasına yapılmıştır. Kasaba gibi yerlerin merkezlerinde ise kendi başına duran birer kilise bulunuyordu. Bu kiliselerin hemen yanında kilise binasından ayrı olarak yapılmış İrlanda çan kuleleri vardı. Diğer yanında ise bir takım çalışmalar ya da ziyaretçiler için yapılmış küçük kulübeler halinde yapılmış evler duruyordu. Hemen arkasında ise her ihtimale karşı yapılmış küçük taş kuleleri gibi sığınaklar kasaba denilen yerlerdeki sur duvarlarının hemen bitişine inşa edilmişti. Onların gerçekten çok işe yaradığı biliniyordu. İlk 1100 yılın ikinci yarısında İrlanda manastırlarında yapılmış ve yapılabilecek en harika ve ruhani sanat eserleri yerlerini almışlardı. İrlanda'ya Hristiyanlığın gelmesi beraberinde edebiyatı okuma yazmayı da armağan olarak getirmişti. İnsanlar birbirlerinden bir şeyler öğrenerek ya da yetenekleri doğrultusunda giderek daha fazla şey başarmışlardır. Bunlar tamamen işlerinden gelerek yaptıkları ruhani şeylerdi. Buna rağmen Herkes bunların yaratılmış en iyi eserler olduklarını düşünüyorlardı. Onların birçoğu hala günümüze gelmiş ve güzelliğini muhafaza etmiştir. İrlanda'daki üniversitelerde Keltik kitaplarının okutulduğunu gururla belirtmek gerekir. Bu tarz günümüze kadar gelmiş eserler incelendiğinde şu sonuca varıyoruz ki Bunlar edebi kurallar tanınmadan tamamen sanatsal ruhlarla yaratılmış eserlerdir ve bu da bize gösteriyor ki Keltiklerin sanatsal ruhları onların en belirgin ve en önemli özellikleridir aslında. İnsanlar Keltikleri düşündüklerinde akıllarına gelen ilk şeylerden biri Keltik sanatıdır. Yarattıkları eserler, yapıtlar gerçekten onur duyulacak tarzdan. Şu anda İrlanda'nın orta çağ başlarındaki eserleriyle hiçbir şey benzerlik göstermiyor. Bu yüzden Keltik sanatının aslında çok uzun bir zaman periyoduna da yayıldığını söylemek mümkün. Bununla birlikte şöyle bir bağda kurmalıyız. Keltik insanları ve Akdeniz insanları. Şöyle bir baktığımızda Yunan ve Roma eserlerine onların çok güzel klasik sanat olduklarını görüyoruz rahatlıkla. Ve eserler ya da her türlü nesneler ticarette de kullanılmış ya da Keltikli insanlarla değiş tokuş yapılmıştır ve baktığımızda bu tarzlar arasında ne kadar çok farklılıklar olduğunu görüyoruz. Keltik sanatı bambaşka bir sanattır. Keltik sanatı tamamen naturalizmi barındırır içinde. Sanırım bu da aslında onların içindeki o zıtlıklardan kaynaklanan bir yansımadır. İçlerine öylesine vahşi duygular barındıran savaşçı ruhlu insanlar. Öylesine güzel, inanılmaz bir sanat tekniğine sahip olsun gerçekten akıl almıyor. Sanatları naturalizmi içinde barındırıyor ve realizmden oldukça farklı. Ama fotografik realizm diye adlandırabiliriz bunu. Keltik sanatı yapmacık olan her şeyden kaçmıştır. Zaten bu insanlar doğaya tapan insanlardır. Edebiyatın ve okuma yazmanın da gelişmesiyle İrlanda'da Hristiyanlık adına çok daha güzel eserler yaratılmaya başlandı. Ama bu farklı bir şey de yaptı. Patrin varlığından önce de olan kulaktan kulağa şiirsel bir dille anlatılan efsaneler ve onları anlatan ozanlar hala varlığını sürdürmekteydi. Ve bu sözlü sanat da hala çok ilgi görüyordu. Bu da bir edebiyat tarzıydı ve neden orada yerini almasındı? İrlanda hikayeleri, efsanelerini yazılı kaynaklara aktarmak gerekliydi. Bunlar daha sonra yazılı eserler olarak yüzyıldan yüzyıla sürdürüldü. Bunlar bize aynı zamanda tarihin, kahramanlıkların, efsanelerin şiirsel anlatımını içeren kitaplar kazandırdı. Bunu insanlar artık kendileri de okuyabiliyorlardı. Dinlemek yerine. Bizlere yüzyıllardır inançları, özgürlükleri uğruna kan döken kahramanları, asil savaşçıları, güçlü kadınları, cesur insanları ve daha birçok şeyi anlatan edebiyat eserleridir bunlar. Ve bunlar nesilden nesile değişim göstererek günümüze gelmişlerdir. İrlanda efsaneleri gerçekten de birçok toplumun kültüründen çok daha zengindir. Efsane bile olsalar zenginler. Şu halde eski keltler günün standartlarına göre gelişmiş, rasyonel ve çağdaş insanlardır. Onlar ne ön yargılı klasik yazarların barbarlarıydı ne de modern romantiklerin alacakaranlık kuşağı insanları. Roma tarafından fetihlerini yüzyıl boyunca hem cazip hem pratik yapan şey de keltlerin Roma sistemine kolayca uyum sağlayabilecek yapıda olmalarıydı. Kelt dünyasının Roma hakimiyetinden kurtulan tek yerinin Kuzey Britanya ve İrlanda'nın aynı zamanda sosyal ve ekonomik açıdan en az gelişmiş bölgesi olması gerçekten ilginç bir örnektir. Son olarak da şunu eklemeliyim ki, madencilikte usta olan keltler yetenekli el sanatçılarıydı. Çok erken bir dönemde o zamana kadar hiç bilinmeyen örme zırhlar, mahmuzlar ve atnalları yapıyorlardı. Kuyumculukta çok ustaydılar. Ve keltlerin yetenekleri bununla bitmiyor. Keltler çok iyi birer sanatçı ve çok iyi birer savaşçılardı. Today, Bugün hala İrlandalılar bu hikayeleri duymak için can atıyorlar ve hala hikaye anlatıcılığı oldukça yaygın ve ilgi gören bir iştir. Bugün de bundan büyük zevk alıyorlar. Onların söylediğine göre en büyük hikaye anlatıcılarından biri en iyilerinden sayılabilir. Finn MacLeod'dur. Hikayelerde anlatılan savaşçılar İrlanda edebiyatında önemli bir yer tutar. Finn cesur bir dövüş şampiyonudur ama onunla ilgili bundan tabii ki çok daha fazlası vardır. O aynı zamanda bir şairdir. O öyle bir adamdır ki silahıyla, kılıcıyla, dövüş yeteneklerini, sözleri, kalemiyle duygularını sergilerdir. İrlanda edebiyatına sayısız eserler bırakmıştır. Efsanelere göre Finn MacLeod'un bütün gücü İskoçya adasında yaşayan dişi bir deve aşık olmasıyla tamamen çöküntüye uğramıştır. Yine efsanelere göre dişi devde ona olan aşkından İrlanda kıyılarını onu korumak amacıyla modern taşlarla doldurmuştur. Ama bu doğal görüntüyü Finn'in kendi başına yaptığı da söylenir. İşte böyle efsaneler ve anlatılan hikayelere dayanarak eski döneme ait insanların nasıl ruhlar taşıdığını çözebiliriz. İrlanda'da yaşayan Keltikli insanlar daha sanatçı ve edebiyata yatkın bir ruh taşıyorlardı ve en önemlisi Hristiyanlığa olan güçlü inançları doğrultusunda yaşamayı seçmişlerdi. Aynı zamanda bu bize başka büyük hikayeler de getirmiş oldu. Neredeyse 2000 yıl öncesinde Avrupa'nın orta yerinden başlayıp ta İrlanda adasına kadar sürüp giden bir hikayedir bu. Bu zaman zaman birçok gizemi içinde barındıran bir hikayedir. İşte bu yüzden bu garip ama bir o kadar da olağanüstü insanların öğrenilecek şeyleri hiç bitmeyecektir.